Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni yemyeşil bir günden herkesi selamlıyorum. Bu videomda Bitcoin'deki son durumu değerlendireceğim. Doge, Pepe, Shiba gibi meme coinleri de incelemek istiyorum. Teknik anlamda hype inanılmaz derecede büyümüş durumda. Özellikle paranın artık hacimsel anlamda meme'lerde olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Hatırlarsanız Doge'nin üzerine çok durmuştum. Doge'de yükseliş beklediğimi belirtmiştim. Ve totalde %50'nin üzerinde karlılığa da ulaştık. Sizlerin beğeni ve yorumları beni oldukça motive ediyor. Doge gibi yeni böyle ucuz kalmış ürünleri araştırmamı istiyorsanız videoyu beğenip yorumlar kısmına düşüncelerinizi yazabilirseniz. Hazırsanız başlayalım. Artık Bitcoin'de breakout evresini tamamladık. Geçmiş Fibo döngüsüne göre baktığımızda aynı noktayı kırdık ve yemyeşil mumlar aldığımızı görüyoruz arkadaşlar. Geçmiş ilk breakout'un Fibo direnci kırıldıktan sonra gelen yükselişi de bu bölgede görmekteyiz. Bitcoin evet uzun bir süre soluksuz bir ayı sezonu yaşadı. Yükseliş döneminde altcoin'leri birçoğunu ezdi. Şu anda artık zirveye doğru gittiğini görmekteyiz arkadaşlar. Peki bu altcoin'ler ne olacak? Altcoin'ler ne zaman yükselebilir? Bunu değerlendirecek olursak altcoin'ler geçmiş boğa döngüsüne göre benzer bir performansı göstermesi durumunda, yani 10x'lik bir market cap'ini büyütme durumunu geçmiş boğa döneminde yaşamış. Günümüzde de 10x benzeri bir altcoin market cap'inde bir artış görürsek 10 trilyon dolarları yukarıda görüyoruz arkadaşlar. Grafik yapısı da zaten birbirine inanılmaz derecede benziyor. Döngün olayları bu zaten. Döngü dediğimiz olay şu. Bütün ayı dönemi boyunca sizlere döngüyü ekranlarınıza getirmeye çalıştım. Bundaki en büyük motivasyonum şuydu. Döngüye inananların ödüllendirileceği, döngüye inanmayanların ise oyun dışında kalacağı, az karlarla silkeleneceği veya zarar edeceği bir yapı oluyor. Bitcoin'e inananlar, güvenenler, bu piyasaya inananlar ve doğru ürünleri doğru şekilde bulup keşfedip yatırım yapanların kazanmış olduğu bir dönemdir boğa dönemi arkadaşlar. Ve şu anda ciddi bir boğa döneminde olduğumuzu şahsen düşünüyorum. Bakın TL paritesine bakalım. Genelde bu TL paritesine bakmak çok sağlıklı değil ama işte önümüzde Bitcoin'de ne olabilir gibi sorular var. Bakın TL paritesinde ATH kırıldıktan sonra soluksuz bir yükseliş yaşandığını görmekteyiz. Tabi burada dolar TL kurunun hareketliliği onun yükselmesinden kaynaklı da bu şekilde duruyor ama yani buraya baktığımızda gelecekte Amerikan dolarının Bitcoin karşısında değer kaybetmesi sonucunda da buna benzer bir grafik yapısının olma ihtimali de şahsen olduğunu düşünüyorum. Peki Bitcoin'de kısa vade hangi destek bölgelerine dikkat edelim diye soracak olursanız ilk destek bölgemiz 61.475 bölgesi. O bölgenin de aşağısında 60.140 seviyeleri destek olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Lütfen bu söylemiş olduğum destek bölgelerine dikkat edin. Kısa vade zarar etmek istemiyorsanız eğer. Direnç anlamında Bitcoin'in artık önümüzde 69.000 dolar seviyelerinin oldukça önemli kritik bir direnç bölgesi olduğunu düşünüyorum. Şimdi grafikler yükseliyor. Yükseldikçe herkes yükseldiğini zaten görüyor. Bu yüzden inanılmaz bir short iştahı da kabarıyor. Tabi short açanların canını okudular arkadaşlar. Bundan kaynaklı short işlemlerde çok fazla aceleci olunmaması bana göre en mantıklı olanı arkadaşlar. Ben ne bekliyorum? Ben şahsen 69.000 dolar seviyelerini ilk etapta bekliyorum. Ardından 83.000 dolar seviyesini bekliyorum ama bu orta uzun vadeli bir analizdir. Kısa vadeli bir analiz kesinlikle değildir. Onu ekstra olarak belirtmek isterim. Halving'e kadar 83.558 dolar seviyesini bekliyorum. Halving'den sonra da sert bir geri çekilme bekliyorum. 69.000 dolar seviyesine bir test. 69'dan da tekrardan eğer beklentim gerçekleşirse 100.000 dolar ve üzerini Bitcoin tarafında beklemekteyim. Birçok insan halving öncesi düşüş bekledi Bitcoin'de ancak bu gerçekleşmedi. Halving de Mayıs aylarına denk geliyor. Hem Mayıs ayının olması sebebiyle hem de halving sonrasında bir düşüş ihtimali bana çok kuvvetli geliyor. Çünkü birçok insan halving'de çok büyük FOMO'ya kapılacak ve 83.000 dolar seviyelerine 69.000 dolar seviyesine bir testin yaşanma ihtimali de bu sebeple geleceğini şahsen düşünüyorum arkadaşlar. USDT dominansına baktığımızda da soluksuz bir şekilde geri çekildiğini görüyoruz. 3.78 desteği var aşağılarda. Bu da bulut desteği, Ichimoku bulut desteği orası. O bölgeye kadar
geri çekilmenin devamı söz konusu olabilir. Ek olarak OKX borsasında henüz daha hesap oluşturmadıysanız açıklama ve yorumlar kısmında bırakmış olduğum linke tıklayarak hesabınızı oluşturup ardından telefon uygulamasından uygulamayı indirip sonrasında ise kutu ödülünüzü açabilirsiniz. 50 USDT'ye kadar şansa ödüller çıkıyor. Bazen coin ödülleri de olabiliyor. Eğer hesabınız yoksa bu fırsatı kaçırmamak için çok basit bir şekilde ister e-posta adresiniz ister telefon numaranızda üye olup sonrasında uygulamayı indirip içeriden de kutuyu açabiliyorsunuz. Kutu ödüllerinizi de bu şekilde referansa özel alabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda OKX üzerindeki bazı işte madencilik, koyun madencilikleri de son dönemde yapıldı. Güzel karlılıklar bıraktı. Bu tarz ön satış olur. Etkinlikleri de OKX üzerinde kovalayacağım. Boğa dönemi oldukça hareketli olacak. Borsa yelpazesini arttırmakta fayda olduğunu düşünüyorum. BTC dominansında şu an için bir yükseliş beklentim de var. 61'lere kadar bir yükseliş içerisinde girme potansiyeli söz konusu arkadaşlar. Ama son dönemlerde bu yükseliş şiddetli değil, yavaş bir şekilde BTC dominansında hareketlilik olduğunu şahsen gördük. Aylık anlamda şunu göstereyim. Evet, belki 61'lere yükselebilir BTC dominansı. Beklentim de o yönde ama 60'ın üstünü şahsen beklemiyorum. O bölgelerden çok sert bir geri çekilme bekliyorum. Çünkü artık aylık grafik ciddi anlamda maddi tarafında şişti. En son şişmiş olduğu noktayı görüyorsunuz. 71 seviyelerinden 40 seviyesine inanılmaz bir düşüş yaşıyor. Ve altcoin boğası da o noktada yaşanıyor arkadaşlar. Şimdi ilk olarak Doge'ye bakalım. Mimlerde Doge sepetimiz olan bir üründe çok ciddi bir karlılığa ulaştık arkadaşlar. Bunu tabi Telegram kanalımda da üstüne basa basa belirtmiştim. Eğer henüz hala da Telegram kanalıma gelmediyseniz, ücretsiz grubuma gelmediyseniz yorumlara sabitlemiş olduğum Telegram linkimden de Telegram'ıma katılabilirsiniz. Şu an grubumuzda 1164 kişi var arkadaşlar. 3000 kişiyle bunu sınırlandırmak istiyorum. Telegram'da da yoksanız ücretsiz bir şekilde yorumlara sabitlediğim linkten Telegram'ıma, grubuma gelebilirsiniz sevgili dostlarım. Doge tarafında destek bölgemiz 13 cent seviyesi. 13 cent seviyesi destek anlamında çok kritik. Özellikle o bölgenin altında saatlik kapanış yapmaması gerekmekte. Yükselişin devam etmesi açısından kısa vadeli olarak 13 seviyesine çok dikkat. Onun üzerinde ilk etapta 21 centleri bekliyorum arkadaşlar. Şu an haftalıkta da, yani orta uzun vadeli düşünüyorsanız eğer, yeni MACD'de alt sinyali geldi. Şu bölgede alt tarafta görebilirsiniz. Yepyeni bir alt sinyali geldi. Uzun bir süre sonra bu alt sinyalinin geldiğini görüyoruz. Çok da güzel kafasını kaldırdı. İlk hedef bölgem 21 cent. Onun üzerinde de kalıcı olmayı başarırsa, 21 cent ulaşıp o noktanın altında gün kapanışları yapmazsa 32 centleri şahsen bekliyorum. Fiyat yükseldikçe ben de destek seviyelerimi yukarı doğru Doge tarafında taşıyacağım arkadaşlar. Pepe'ye geçelim. Pepe'de bir Fibo çektim. Binance'de listelendikten sonraki en yüksek seviyesi ve en düşük seviyesinin bir Fibo çektim. Buraya baktığımızda zirveyi çok güzel bulmuş. 0.78 Fibo 358 seviyesinden geri çekildiğini Pepe'nin görmekteyiz. Pepe'de öncelikle yükselişin devam edebilmesi açısından oldukça önemli bir destek bölgesi var. Kısa vade 294 seviyesine, şurada görmüş olduğunuz noktaya çok dikkat edilmesi gerekmekte. Onun altına sarkarsa tekrardan 246'lara kadar bir gevşeme olabilir. Yükselişin devamı için kritik direnç bölgesi ise 306 seviyesi arkadaşlar. 306'nın üzerine kalıcı olması durumunda tekrardan 358'leri görebilir. O noktayı da kırarsak işte 439'lara kadar bir atak gelme durumu olabiliyor. Bakın, destek dirençleri söylüyorum, kritik noktaları söylüyorum. Ona göre oyun planınızı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Shiba'ya geçtiğimizde Shiba'da çok ciddi bir atak gerçekleştirdi. Ciddi de hacim dönüyor. PP, Doge, Shiba hepsinde inanılmaz hacimler de var. Bunu ekstra olarak eklemek istiyorum. Shiba'da kader noktası bana göre 1570 seviyesidir. 1570 seviyesi kırılırsa o noktanın üzerinde kalması durumunda 2225 seviyesine kadar bir hareketlilik gelebilir Shiba'da da arkadaşlar. Burada da kritik nokta, önemli destek ve stop noktası 1225 seviyesi olduğunu düşünmekteyim. Buradaki destek bölgesine
çok dikkat edilmesi gerekiyor şahsen. Ethereum'a geçelim. Şimdi Ethereum ciddi bir atak yaptı arkadaşlar. Ethereum'da geri çekilme yaşanma ihtimali de var. 3345 dolar seviyelerinde bir geri çekilme olabilir. Orada o bölge önemli bir destek bölgesi. O noktanın altında bir kapanış yapmazsa biraz yataya bağlayıp sonrasında 4000 dolarları görme ihtimali olduğunu şahsen düşünüyorum. Binance'te işlem hacmi en yüksek altcoin'ler gördüğünüz gibi Doge, Pepe, Shiba gibi ürünlerde yüksek hacimler var. Bong da aynı zamanda yüksek hacimlenmiş meme coin. Para şu an memelerde dönüyor. İşte bu memeler yükselirken belki piyasa düşebilir ama memelerdeki hacim iyice çekerse işler değişebilir arkadaşlar. Bu ihtimalimiz de söz konusu diyebilirim. Bazen çünkü eski dönemlerde boğa yaşamış olanlar bilir. İşte Doge yükseliyordu. Bütün marketteki para Doge'ye kayıyordu. Bu sefer diğer altcoin'ler düşüyordu. Bu senaryonun da olma ihtimali olduğunu şahsen düşünüyorum. Son 24 saatte 232 milyon dolarlık likidasyon alınmış. Artık okuyamadım. Devasa bir likidasyon alınmış. Açtığınız short veya long işlemlerinize çok dikkat edin. Her yerde trade yapılmaz. Ciddi kayıplarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Son 24 saatte işledik olanları bu tarafta görmekteyiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda bir sonraki analizimize görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.